Şimdi gelelim Esenyurt Belediye Başkanı'na. Necmi Kadıoğlu demiş ki koskoca 650 yıllık çınara kanı ve sütü bozuk kişiler 1923'te darbe yaptılar demiş. Evet. Bir daha okur musunuz abi? Bir daha söyleyeyim. Cumhuriyeti kuranlar, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli mücadele kahramanları, Cumhuriyeti kuranlar, sütü bozuklar. Evet. Bu Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na göre. Böyle bir alçaklık da olmaz hakikaten. Yani. Ya burada... Şimdi burada birkaç dakikanızı izin verirseniz alıp, bu arkadaş darbe demiş ya 1920, evet. Sütü bozuklar. Şimdi sütü bozukların nasıl bir ülkeye darbe yaptığı ile ilgili birkaç not aktarmak isterim. Gerçekten bu sütü bozuklar bizi mahvetmiş ya. 29 Ekim 1923 sabah. Yani bu arkadaşın sütü bozuklar darbe yaptı dediği sabah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfusu 13 milyon. 11 milyon kişi köyde yaşıyor. 40 bin köy var. 37 bininde okul yok. Postane yok. Dükkan yok. 30 bin köyde, yani her 4 köyün 3'ünde cami yok. Traktör sayısı 0. Biçer döver sayısı 0. Ayçiçeği üretimi yok. Şeker üretimi yok. Ekmeklik, un ithal. Pirinç ithal. Bütün memlekette sadece 5000 hektar alan sulanabilir. 5000 köyde sığır vebası var. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyor. 1 milyon kişi frengi. 13 milyon nüfus. 1 milyon kişi frengi, 2 milyon kişi sıtma, 3 milyon kişi trahomlu. Bugün ben eminim gençlerimiz şimdi bakıyordur Google'dan bu trahom ne? Yok çünkü. Tabii tabii. 3 milyon kişi trahomlu. Verem, tifo, tifüs salgını var. Bitle başa çıkılamıyor. Bebek ölüm oranı %40'ın üstünde. Dünyaya gelen her iki bebekten biri ölüyor. Anne ölüm oranı %18. Her 5 anneden biri doğumda ölüyor. Ortalama ömür 40. 41. yaşını görene yani 41 kere maşallah diyor.